İki inanılmaz ve muazzam titan görülen o ki bu kez aynı tarafta mücadele verecek. Dünya sandığımızdan çok daha fazla sır saklıyor. Bu sırların bir kısmını öğrenebilmek için 15 Mayıs 2024'e kadar beklememiz gerekecek. Yerin altından yükselecek bu yeni düşman anlaşılan şu ki dev bir gorilin maymun ordusu olacak. Tam şurada gördüğümüz devasa yaşlı goril sanki tahtında oturan bir krala benziyor. Yer altındaki bu krallık görünen o ki bir şekilde açılan bir yarıktan yeryüzüne çıkacak. Ve hem insanlar hem de Kong için korkunç bir tehdide dönüşecek. Kong'un tek başına durduramayacağı kadar büyük bir tehdit. Büyük ihtimalle yer altına girdiği zaman bulduğu ve üzerine geçirdiği zırh bile onun için yeterli olmayacak. Ama Kong bu kez yalnız kalmayacak. Godzilla'nın kırmızı ışıkları nefes saldırısı öncesinde belli ki ona inanılmaz bir güç verecek. Bebek konusuna gelirsek burada bence bir iyi bir de kötü haber var. İyi haber Kong'un hikayesi ve evreninin genişleyecek olması. Bu bebek eğer Kong'un geçmişinden gelmiyorsa muhtemelen yer altında gördüğümüz yaşlı maymunun ya torunu ya da kendi bebeği. Yer altından bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde yeryüzüne çıkmış ve yeryüzünde tesadüfen Kong'la karşılaştıktan sonra onun arasında bir bağ meydana gelmiş olabilir. Kral onu aramak için ya da öldürmek için belki de bilmiyoruz, ordusunu yeryüzüne gönderir ve bebeği vermek istemeyen Kong'la bir kapışmaya girebilir. Tabii bunlar ihtimaller, henüz hikayeyi tam olarak bilmiyoruz. Bebek konusundaki kötü haberse şu bence. Maalesef bu bebek Kong'un varlığı Kong'un ölümünün habercisi de olabilir. Senaryonun daha sarsıcı ve unutulmaz olabilmesi adına Kong'un destansı bir ölümüne şahitlik edebiliriz. Umarım bu yaşanmaz. Bilim insanlarının esir almış bu kabile muhtemelen yer altındaki yaratıkların dışarıya çıkacağını öngören bir kehanet inancı taşıyor olabilir. Tabii bunların yer altındaki yaratıklara uzun süredir kurban veriyor olma ihtimalleri de var. Burada gördüğümüz gizemli kızın Godzilla'yı bir kurtarıcı olarak ortaya çıkaracak bir güce sahip olma ihtimali de yüksek. Bu kız muhtemelen güçlerini kullanarak Godzilla'nın belki de o maymun kral tarafından hapsedildiği kabuklarını kırıyor ya da Godzilla'ya bir şekilde oradan kurtulmasını sağlayacak bir güç aktarması yapıyor. Tabii kızın yüzü o kadar masum görünüyor ki onun kötü bir şey yapmadığını öngörebiliriz. Ama ne olursa olsun sonuç olarak bu kız ve Godzilla arasında bir tür bağ olduğunu öngörebiliriz. Godzilla'nın bir kurtarıcı olarak ortaya çıkması ve Kong'un yanında savaşa dahil olması bu kızın gayretlerine bağlanmış. Yer altında gördüğümüz bu devasa goril iskeletleri uzun zaman önce burada yapılmış bir savaşta ölmüş maymunlara ait olabilir. Yeraltı kralı belki de bir tür ihanet ya da darbe gibi bir şey sonrasında o tahta çıkmış olabilir. Onun tahttan indirdiği ve öldürdüğü maymunların da Kong'un ataları olma ihtimali de bulunuyor. Böylece Kong ve bu gizemli maymun kral arasında şahsi bir mesele ortaya çıkar ve bu savaş daha da kızgınlaşır. Bir diğer kötü haberse bazı sahnelerde gördüğümüz özel efektlerin yetersiz ve basit kalması. İnsanların kaçıştığı şu sahneye bakarsanız bana buradaki efektler çok yetersiz geldi. Fragmanın sonunda gördüğümüz şu sahnede ise Kong fena durmuyor ama Godzilla'nın o muazzam büyüklüğü ve gücü ya da o heybeti bir önceki yakın çekim sahnesindeki gibi hissedilmiyor. Ayrıca arka plana bakarsanız burada yine çok basit ve yüzeysel görsel efektler kullanıldığını görebilirsiniz. Son sözüm şu. Fragmanın geneline baktığımız zaman öyle çok harika ve efsane olacak bir film beklemiyorum. Marvel'ın süper kahraman evrenlerini birleştirerek yaptığı hatanın bir benzerine burada da düşüyor gibi duruyor. Ama içtenlikle söylüyorum ki umarım yanılırım ve çok harika ve güzel bir film seyrederiz.